Kıymetli başkanlarım, meclis başkanım ve kıymetli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmamızın sebebi 19-12-2022 tarihinde limanımıza gelecek kruvazer gemisiyle ilgili ne yapalım, ne edelim, bölgemizi nasıl temsil edelim, gelen misafirleri nasıl ağırlayalım diye herkesin bir fikrini almak ve ümideki sosyal vatandaşlara ve özellikle esnaf arkadaşlarımıza, ışık tutmak anlamında bir araya gelelim dedik. Çünkü ilk defa bölgemizde olan bir şey, bir hizmet bu. Bundan dolayı da bundan emeği geçen tüm yetkililere buradan teşekkür etmek istiyorum bizim kanalıyla. Şimdi buradaki esnaf arkadaşlarımızın bu gelen misafirleri çok iyi ağırlaması hem de bizim önümüzde gelecek 40 tane gemi gelecek. Hem bunlara ışık tutar hem de ünlünün ismini bütün dünyada daha iyi duyuyoruz diye iyi tutmak istiyoruz. Bununla ilgili esnaf kardeşlerimizin bir takım önerilerde bulunmak istiyoruz. Pazartesi günü herkesin dükkanı tertipli, düzgün olması önemli bir konu. İşlerinden en azından Rusça veya İngilizce bilen bir yardımcı alabilirlerse yanlarına, bu da çok firmaya değer katar. Bir de tabela tavsiyemiz olacak. Rusça veya İngilizce hoş geldiniz veya sattığı ürünleri tanıtacak bir küçük bir afiş veya tabela belki onlara artı bir ticaret kazandıracaktır. Biz de buradan bütün dünyalara seslenmek istiyoruz sizin aracınızla. Pazartesi günü dünyamızda bir bayram havasında olsun, herkesin kılık kıyafeti düzgün olsun, şehir kentimiz düzgün olursa güzel bir intiba bırakmış oluruz ve önümüzdeki gelen 40 gemiyi de bölgemizde daha ciddi katma değer sağlarız diye düşünüyoruz. Bu yüzden buradayız. Diğer başkan arkadaşlarımıza belki eklemek istediği, bizim atladığımız bir husus vardı veya basın mensuplarının belirtmek istediği bir şey vardı. Dinleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Biz tarımla iştigal ediyoruz ama bizim bu konuyla alakalı üzerimize düşecek yerel yönetimin ya da ilgilerin bize verecek olduğu bir görev olursa başımızla beraber işimiz bizim tarım. Tarımla alakalı da misafirlerimizi ağırlayacağımız ne tür olaylar varsa yardım etmeye hazırız. Evet, ben öncelikle gerçekten İrfan Başkanıma bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Kentimiz bölgede turizm kimliği olan tek kent, aynı zamanda da şehir kültürü olan ender kentlerden. Dolayısıyla 40 yıllık hayalimizin pazartesi gerçekleşecek olması bizim için heyecan verici bir konu. Ve turizm sektörü olarak da, kent sektörü olarak da hazır olduğumuzu, heyecanlı olduğumuzu ve yaklaşık 40 gemiyle söylenen bu tur bandının en iyi şekilde ağırlanacağını ve bünyemizi temsil edeceğimize inanıyorum. Bünye turizmine ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar, bu ilk defa organizasyon olduğu için bünyeyle alakalı. Tabii ki biz de sizler gibi heyecanlıyız. Şimdi bu bünyenin içinde gıdayla alakalı sektörü aşırı derecede ilgilendirdiği için biz bu yükün altından esnaf kardeşlerimizle beraber fazlasıyla AGL'leri memledip işin altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Yani bizler de tabii ki özellikle fiyatlar konusunda hassas olmaz ya. Tabii biz bilgilendirmelerimizi yapacağız esnaf kardeşlerimize. Şimdi bu ilk olduğu için ilk intiba tabii ki her zaman çok önemlidir. Bununla ilgili biz esnaf kardeşlerimize mesajlar, bilgilendirmelerimizi yapacağız. Memnun kalacaklarını ben ziyadesiyle düşünüyorum. Peki şehre inişleri nasıl olacak? Onları tur mu? Onlar artık belediye öneriyordu. Biz sadece esnafımızı, halkımızı bilgilendirmek için bir araya geldik ki hani o gün gelen misafirler iyi davranılsın, hor görülmesin, faiz şart uygulanmasın, ortalık çeki düzenli olsun ve onların ihtiyaçları giyeceği örgütçük araştırılıp onlara göre mal temin edilsin diye böyle bir düğür yapmak amacıyla. Acentayla taşımacılık yapılacak, özür dilerim. Belediyede yapıyorsa zaten ilk önce Atatürk Parkı'ndan ya da Sarıkaya'dan mı başlarlar?
İşte o teknik detaylar türler... Onları da bilgilendirmesi, bütün esnaflara bilgilendirilirse daha iyi aynen olur bence. Netleşim. Tur programından netleşim. Ya belediye hep son dakikaya bırakınca bu işte biraz sıkıntı oluyor. Olan bütün i̇şte bizim burada esnafımız çok müşteri gelecekmiş gibi bir günlük hazırlık yaparsak devamını belki daha iyi olur. Yani. Evet. 40 tane geleceği için bu tur gemisi. Tabii yani Üniye'deki bütün lokantaların, kafelerin, pastanelerin, yani kılık, kıyafet. Kesinlikle. Temizlik. Pro olacak sonuçta ilk. Evet, bu eksiklerimizi göreceğiz inşallah. Evet. Karşıdan gelecek talepler fırtına çıkacak. Bu toplantılar de değer verdiğimizi de gösteriyor. Yani hangi hassas ülke geliyor mesela? Rusya'dan. Rusya. Evet, ben istersen birkaç bir şey de söyleyeyim. Toparlayacağız. Toparlama anlamında değil ama fikirler oluşabilir daha, yorumlar olabilir. Şimdi önce şu gerçeği bilmemiz lazım. Basından sürekli takip ettiğimiz kadarıyla kuru vezer turizmine baktığımızda geçtiğimiz gün basından bir gazete sır manşette şunu yazıyor. Diyor ki İzmir'de kuru vezer seferlerine hasret kalındı. Dolayısıyla İzmir'in bile kuru vezer anlamında bakıldığında turizmde hasret çektiği bir kuru vezeri Ünye Limanı'nda bu anlamda getirerek bugün sayısı bir yarın 30-40 hedeflerini koyan Ordu Büyükşehir'e yardımcı olmak hepimizin görevi. İlk olacağı için 19 Aralık Pazartesi sabahı biz tabii ki heyecanlıyız. Tabii ki tüm ticaretin başı dediğimiz başkanlarımız buradalar. Yönlendirmeleri ve değerlendirmeleri noktasında ticaret yapan ve Ünye'nin gezilebilecek destinasyon alanları üzerinde bulunan erbaplarının bilgilendirilmesi için mobil telefonların mutlak surette Rusça, Türkçe translate'lerinin hazırlanmasını ben öneririm. Çünkü herkesin bir İngilizce ya da Rusça birini bulup yanında barındırma şansı olmayacağından kısa süreli belki selamlaşmalar olabilir. Gelen turistlerden dükkanlara girerek merhaba nasılsınız iyi misiniz gibi şeyler yaşayabilir. Fiyat sorabilirler geçebilirler. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayacağı ve tur operatörünün bu destinasyonların gezilmesi noktasında yapacağı çalışmalarda ben esnafın hepsinin en azından hazırlıklı olması noktasında bir görüş belirtmek istiyorum. İlk olacağı için ben de heyecanlıyım çünkü hiç kimse bir şey bilmiyor. Şimdi bana da sorarsan benim de bilgim yok. Ben de ilkini göreceğim ama ilkini görmek demek tabii ki hazırlıksız olmamayı da gerektiren bir unsur. Dolayısıyla hazırlıklı olalım. Gelen turistleri karşılayacak şekilde sayı da belli değil. 1400 içinden 1400'ü şehrin içine girecek yok öyle bir iddia da yok. Belki 100 turist, belki 50 turist, belki de hiç ummadığımız şeklinde bir akınla da gelebilecekler. O açıdan ben ilki noktasında keşke ikinci toplantıyı yapıyor olsak da eksiklerimizi bizim konuşuyor olsak. Bizim gayrımız pişman olsun. Evet, ilk etapta birincisine gelenleri en iyi şeklinde biz ağırlayalım. Bu anlamda görüyorum ki herkeste bir heyecan var. Ordu evet. Büyükşehir'de de bu heyecan var ve onların hazırlıklarına hem pankartsal anlamda hem işlevsel anlamda hem de tercüman anlamında onlar da hazırlıklarını yaptıysa kaygılanacak bir şey yok diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ali Bey'si bir şey ekleyecek mi? Bir iki kelime de ben edeyim isim verirsin sevgili başkanım. Tabii ben de Hakan Bey'in söylemine katılıyorum. Orada Büyükşehir'e böyle bir sert atakla orduyu Ünye'yi buluşturduğu için ben de teşekkür ediyorum. Tabii sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi kapsamında esnafa düşmüyor. Ordu Büyükşehir yetkililerine de görevler düşüyor. Ticaret odaları, ticaret borsası yani SDK'lara da görevler düşüyor. Resmi kurum ve kuruluşlara da görev düşüyor burada. Nedir bu görevler? İşte ordunun hazırlaması. Sadece Ünye hedef alan bir turizmsel atak değil. Çeşitli yerlere, destinasyonlara gezdi gelen heyet. İçinden beğendikleri oldu, beğenmedikleri oldu. Bu beğeni yerlerini arttırmaya hazırlık yapması lazım Ordu Büyükşehir. Bu konuda hazırlık içinde olmalı. Biz dünya açısından bakıyoruz. Dünya açısından esnaf uyarıldı mı? Evet. Tabii burada gezecek alanların ya da destinasyonlara daha önceden bilgilendirilmesi yapılması lazım. Bunu tür operatörüyle büyükşehir yetkilileri görüştü ama
henüz bize bir bilgi aktarımı yapılmadı. Tabii biz gazetecilik mesleğinden dolayı bilgiler alıyoruz. İşte Çamlık'tan aynı Nikola'ya kadar yürüyüş olacak. Çamlık'ta mola verecek. Orada çay kahve ikramında bulunacak. Orada satışlar olacak. Tamam ama şehri gezme noktasında, şehri hazırlama noktasında kesinlikle ve kesinlikle işte el broşürleri dağıtılmalı. Ünye tanıtıcı şeyler hazırlanmalı. O broşürlerde işte Rusça hoş geldiniz ya da farklı anlamlara gelen küçük ticaret yapılabilecek söylemler de içine konulacak. Esnafı hazırlayacak o karşılaşmalar, o karşılıklı görüşlere katılabilecek bilgiler de olmalı ki esnaf da kendini hazırlasın. Ben bizim ünye esnafının kültürlü, kendi şeyine bakan, çeki düzenli olduğu zaten biliyorum. Bu konuda üstümüzü başımızı düzelttiği gibi söylemleri ben doğru bulmuyorum. Evet. Yani zaten esnaf, yani niye bize küçük İstanbul diyorlar ünye olarak? Kültür anlamda en üst düzeyde. Burada geçmişte 3-4 tane açık hava sineması olan bir kültür, 3 tane 4 tane kültür müzikisi olan bir şehir burası. Dolayısıyla o anlamda hiçbir şey yok ama esnafın gelen turistin yapısına göre hazırlanmalı. Nelerden hoşlanır, neler yapmalı. Bu tür şeylerde küçük küçük ipuçları hazırlanıp esnafa verilmeli diye düşünüyorum. Bu bağlamda yine tabii STK'ların katkısı büyük, Ordu Büyükşehir'in katkısı büyük. Her gelen turistin yapısal normlarını, yapısal değerlerini küçük tiyolarla esnafla paylaşılmalı görüşünde ben de katılıyorum. Ben şimdiden bu turizmsel etkinliğin Ordu'da başlamış olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerine ve paydaş kurumlarına da teşekkür ederim.